Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Niye? Şöyle yapacağız. Dur. Alt üst haberleşme. Morse kodunun tamamını ışıkla yapabiliyoruz. İhtiyaç durumunda. Yaygın kullanılan bir iletişim biçimi değil ama herhangi bir durumda ihtiyaç duyulursak kullanmak amacıyla alt üst cihazlarıyla Morse kodundan haberleşebiliyoruz. Ne de mesela bir örnek yapayım. SOS değil mi? Bu SOS, Morse koduyla Aldis lambasıyla yapılan ben tehlikedeyim. Şu anda distress durumundayım, bana yardım edin şeklinde verilen mesaj. GMDSS, Global Maritime Distress Safety System diye açılımı olan bir kelime. Şimdi GMDSS istasyonu bu. Şu anda görünen. Burada bir tane var. Neden olduğunu tahmin ettiniz bunları. Evet. Kullanan at yapıyoruz aslında ama biraz sayısal sıkıntı çekmemek için her ihtimale karşı gerekirse tekrar kullanırız, yıkayıp kullanırız diye. Bu gördüğümüz Inmarsat uydu sistem cihazlarından bir tanesi. Ünitesi burada. Bu başka bir tane, onda ekran ünitesi burada. Şurada şey var. MFHF var. Şu HF dediğimiz haberleşme telsizi. High frekans yani yüksek banttan haberleşmemizi sağlıyor. Ülkenin deniz radyosu, denizcilikle ilgili bazı radyolar var. Hangi radyo o hizmeti veriyorsa buna ilgili yayınlar var gemide. Şurada bakın bir tane örnek göstereyim. Burada Yunanistan, Almanya, United Kingdom, İngiltere. Bu gemi genellikle o bölgede çalıştığı için o bölgenin radyoları, frekansları konmuş buraya. Hangi saatlerde açık olacak, hangi frekanslardan haberleşme yapılabileceğini gösteren bir tablo var burada. Ama uluslararası asıl kullanılan bunlardır. Burası DSG, Digital Selective Call. Diğer yandaki radyo telefon dediği şu SSB, şu cihaz üzerinden sesli konuşma. Bunun şeyi de var. Şurada kolu da var. Telefon gibi. SSB dediğimiz şu. Bir dakika şöyle yapayım. Şu SSB. Diğer yandaki de NBDP yazıyor. Narrow Band Direct Print. Narrow Band Direct Print. Dediğimiz şey de şu. Şurada. Navtex dediğimiz bu cihaz. Radyolar 4 saatte bir şu yayını yapar. Farklı radyolar farklı saatlerde. Deniz uyarları, tatbikatlar, ondan sonra seyir uyarları, buz raporları, hava raporları, denizde olabilecek her türlü aktiviteyi narrow band'tan size kağıt üzerine ısıyla baskı yapan bir cihaz. Her gemide olması zorunlu olan cihazlardan biri. Buraya 4 saatte bir yayın yapar. Her radyo 4 saatte bir yapar. Siz kendi seyir bölgenizdeki radyoları işaretliyorsunuz. Size 4 saatte değil de yarım saatte, saat başı da gelebilir. Çünkü radyoların yayın saatleri farklı olduğundan. Şimdi oraya geçelim. Tamam. 1. Gemiye oradan bilgi gelir. Buradan bilgi gelir. Bu Inmarsat uydu sistemi 2 tane var. Zorunlu. Her gemide bir gemi almak istiyorsanız Inmarsat uydu sistemi almak zorundasınız. Inmarsat ne? Ona da ufak bir değineyim. Inmarsat bütün dünyayı kaplayan uydu sistemleridir. Şöyle baktığımız zaman
biraz cafcaflı renkli ama ben biraz açıklayayım. Şurası Güney Amerika, Kuzey Amerika, Grönland Adası, Atlas Okyanusu, Afrika kıtası, Akdeniz Havzası, Avrupa, Asya, burası da Avustralya kıtası. Şu sarı, biraz böyle sönük sarı olan renkler kara parçaları. Diğer yerler deniz. Şimdi 4 tane uydu var dedik. Inmarsat uydu sistemi 4 tane uydu. Atlantic Ocean West var. Atlantic Ocean West şu bölgeye yan yapan uydu. Atlantic Ocean East var. O da şu bölgeye yayın yapıyordu. Bu şema farklı olmuş. Bu farklı bir fleet sistemini, fleet broadband gösteriyor coverage olarak. Sanırım uydularda da bir değişiklik oldu. Pozisyonlarda ve yayın alanlarında değişik oldu. Indian Ocean var. Indian Ocean yine Akdeniz Havzası'nın daha Cebelitarık'tan başlayarak şuraya kadar Hindistan ve Avustralya kıtasına kadar yayın yapan uydu var. Ve Pasifik region var. Pasifik bölgesi için başka bir uydu var. 4 tane uydunun kaplamı. Bir gemi bütün dünya denizlerini dolaşırken 4 tane uydudan birine mutlaka bağlı kalır. Tabii kuzeyde ve güneyde belli bir enlemden sonra kaplama yapmıyor. Tam hatırlamıyorum enlemini. Sallamak da istemiyorum. O enlemden sonra yayın alamıyorsunuz kutuplar bölgesinde. Özellikle kuzey kutbuna ve güney kutbuna gidiyorsanız belli bir enlemden sonra bu uydulardan siz veri alamıyorsunuz. Bunlar dışında bir de şey var. Kospas Sarsat uyduları var. Onlar da kuzeyden güneye, yani kuzey kutbundan güney kutbuna, güney kutbundan kuzeye böyle döngü, kuzeyden güneye döngü yaparak döner. O cihazlar da, o uydular da biz gemideki başka bir cihaza sinyal gönderir. Onu almaya gidiyorum. Çarşıbaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey alıp geleceğim. Epip cihazına uydu gönderir. Onu da alalım. Bu arada bir kontrol de yapmış olacağım. Size Epip nedir amacı? Onu da öğrenelim. Çarşıbaşım kapıyı açabilir misin? Elim dolu. Spasiba. Anten koruma kaplaması. Bunu hemen yapmamız lazım. Çok basit bir plastik. Fakat Rusya'da şunu fark etseler size $400 maliyeti. Ciddi söylüyorum. Ödedim ben buna. Buna $380 para ödedim şuna. Rusya'daki Porsted şu anteni beğenmedi. Değiştirin dedi. Değiştirme mümkün değil. Naylon bir şey, kabloya geçiriyorsun, ısıtınca yapışıyor. O tarz. Çok basit yani. Hay Allah. Neyse yazarım ben. Onu geçirdiler. $380 aldı benden. Tabii bu rüşvetin farklı yöntemiydi. Cihaz bu. Bu cihaz Kospas Sarsat uydularına sinyal gönderen 406 MHz üzerinden çalışan bir cihaz. Gemi battığı anda bu cihaz tuzlu su sensörleri vardı. Tuzlu su temas ettiği anda bu geminin battığını varsayıyor. Ve hemen 406 MHz üzerinden Kospas Sarsat uygusuna her biri 50 dakikada bir geçiyor. Maksimum gecikme 50 dakikada. 50 dakika sonra gelen diğer uydu bundan sinyal alarak hemen o sinyali kara istasyonuna, MRCC arama kurtarma merkezlerine gönderir. Onlar da gelen bu cihazlar gemilere özeldir. Gemilerin kendi spesifik detaylı numaraları vardır. Nedir mesela? Şey vardır. Çağrı kodu nedir bu geminin? Yankee, Juliet, Whiskey, Lima, Tree. Kendi MMSI numarası vardır. Kendi IMO numarası vardır. Şu 3 tane numaraları kullanarak bu geminin şu anda tehlikeli olduğunu kara istasyonlarına, arama kurtarma merkezlerine bildiren cihaz. Emergency Position Indicating Beacon diye herhalde öyle bir ismi vardı. Kısaltması EPIP olarak geçiyor. Şurada testini bir yapalım. Bastı tuttun, bekliyorsun. 3 flash çakacak. 1, 2,
3. Tamam. Uyduyla haberleşmesinde bir sakınca yok, bir sıkıntı yok. Ha, sadece tuzlu su deyip de aktive olacak bir cihaz değil. Diyelim ki gemiyi terk etmek zorunda kaldınız. Görüyorsunuz gemi batıyor. Hemen bota binip iniyorsunuz. Bunu da yanınızda götürüyorsunuz. Gider gitmez şuradaki mandalını kaldırarak, şurada yerine geleni anlatmış, bu mandalı kaldırarak bir şekilde bunu aktif edebiliyorsunuz. Epey bir direkt uyduya mesaj gönderir. Bu geminin battığını haber eder. Bu geminin tuzlu suya temas, bu cihaz tuzlu suya temas sonucu aktif olur dedik. Bazen yıkarken güverteyi dikkat etmiyorlar. Bunlara su mu tutuyorlar? Kutulara eğer deforme olmuşsa giren tuzlu su bu cihazları aktive edip arama kurtarma istasyonlarına bu geminin battığını sinyalini gönderiyor. Bu da bir sürü probleme, sıkıntıya sebep oluyor. Epiplere asla tuzlu su, deniz suyu tutmayın. O bölgeye hatta hiç hortum tutmayın. Gerekirse bezle siniri o kutunun civarı. SART'tan bahsedeceğiz biraz. SART Search and Rescue Transponder. Bu da yine bizim haberleşme cihazlarımızdan biri. Haberleşme derken bir konuşma, bir sesli mesaj göndermiyor. Çarşı Beşim, bunu bir aktif etme imkanı var mı? Hızlıca şöyle bunu bir gösterelim. Sancak taraftaki kırlangıca çıkıyor Çarşı Beşim. Şimdi onu aktif ettiğinde radarlara, X-band radarlara bir sinyal gönderiyor. Bakın görüyorsunuz halka halka. Şu görüyorsunuz değil mi bu radar ekoları? Bu ekoların merkezinde batmakta olan bir gemi ya da batmış geminin personeli kendi can sallarında bu SART'ı aktif etmişlerdir, kurtarılmayı bekliyorlar anlamına geliyor. SART cihazı için Search and Rescue Transponder. Her geminin çağrı kodu vardır, kendi çağrı kodu var üzerinde, hangi gemiye ait olduğu bulunursa. Bir de şey vardır, acil butonumuz vardır şurada, distress dediğimiz. Tehlikedeki bir gemi şu düğmeye bastığında, onu herkes bilmez. Buradan Inmarsat C'lerden direkt uydulara Atlantic Ocean, West Atlantic Ocean, East Indian, ondan sonra da Pacific Ocean region diye 4 uyduya, hangi uydunun kapsama alanındaysanız o uyduya anında sinyal gönderir. O uydular da hemen kara istasyonlarına bu geminin çağrı kodu Yankee, Juliet, Whiskey, Lima 3 olan şu MSI No'lu ve şu IMO numaralı geminin şu anda distress, tehlikede, sıkıntıda olduğunu bu cihazlar da bildiriyor. Bu da bildiriyor. Distress. Bu da bildiriyor. Yani bu MFHF cihazları da bildiriyor. Gemiden sistemle haberleşme yapabildiğimiz portable VHF'den başlayalım. Yani taşınabilir el telsizleri, kısa mesafede 30-40 milde çalışan VHF'lerimiz vardır. Bunlar gemiyi terk etme anında yanınızda botu alıp götürüp kullanıyorsunuz. Inmarsat C'ler. Inmarsat'lar A var, B var, C var, F-77 diye farklı bir türler vardır. Yazıcılardan sürekli deniz uyarıları Inmarsat C sisteminden, yani şu ikisinden üniteleri burada. Bütün uyarılar bunlara gelir. Bunlar da anında yazıcıya dökerler raporları, seyir uyarıları, buz hava raporları, fırtınalar, tatbikatlar, ne yapılacaksa hepsi, korsan aktiviteleri hepsini anında yazıcıya basıyor. Son, final yapalım. Nautex vardır. Sinyal alır. Bizden bir şey gönderemeyiz bunda. Bu bizim işimize yaramaz. Yani transmit yok. Receive var. Sadece receiver bu. Bu alıcı. Burada receiver yok. Bu sadece transmit yapıyor. Yani sadece gönderiyor. Çevredeki gemilerin radarlarına, uçakların radarlarına sinyal gönderiyor ki ben diyor tehlikedeyim. Bu da almıyor. Bu da sadece sinyal gönderiyor. Ya da gemi battığında herhangi bir şey bunu, bir kişi buna erişemezse, kullanamazsa diye kendisi kendi kendine tuzlu su temas ederek belli sensörlerden kendisini aktif ediyor. Uydu sistemlerinden kara istasyonlarına, o civardaki, çevredeki kara istasyonlarına sinyal gönderiyor. Bunlarda, bu cihazlarda hem transmit vardır, hem receive vardır. Biz hem gönderebiliyorsunuz, hem alabiliyorsunuz sesli. Ya da dijital selective calling dediğimiz dijital seçmeyle. Inmarsat'larda hem gönderme hem alma vardır. Transmit and receive yapabiliyorsunuz. Portable VHF'lerde herkese öyle. Bunlar haberleşme için kullanılan telsizler, gönder al vardır. Bunlar sabit VHF'ler. Gemideki haberleşme sistemi bu. GMDSS, Global Maritime Distress Safety System. Bütün gemilerde kurulması gereken bir sistem. Geminin çalışma bölgesine göre çalıştığı
coğrafyaya göre belli ekipmanları koyması, belli ekipmanları temin etmesi zorunlu olan bir sistem. Her gemide var ve herkes bunu kullanıyor, kullanmak zorunda. Eski gemilerde her ne kadar Morse koduyla, Morse sinyaliyle haberleşme, Morse telgraf tipi olan haberleşme olmuş olsa da son yıllarda yapılan gemilerde artık Morse kullanılmıyor. Cihaz haberleşmesi dışında bir de şöyle bayraklarla bayrağı çekerek mesajınızı verebiliyorsunuz. Gümrük takibim yapılmış, yapılmamış, şu anda bende karantina var, karantinadan dolayı yaklaşma bana gibi bir sürü detaylar var onlarda. Bu da bir çeşit haberleşme sistemi bayraklarla gemide kullanılıyor. Uluslararası fonetik alfabeye göre haberleşme var ki o da bakalım her kitabın sonlarında var değil mi Behruz? Fonetik alfabe bu. Her gemici demeyelim de zabit, özellikle zabitler şu fonetik alfabeyi bilmesi lazım. İngilizce şu kodları bilmeniz lazım. Yani kelime kelime spelling table dediği şurada. Siz A harfi demek istiyorsanız, O harfi ya da U harfi diyorsanız ona göre bir isim kullanarak bunu söylemeniz lazım. Bazen yükünüzü, gemiye aldığınızı ya da bir adresi ya da bir şey verdiğinizde eğer insanlar, karşı taraftaki kişi sizin lisanınızı anlamakta zorlanıyorsa size lütfen bunu kodla der. Kodlama yapacağınız zaman A için şurada yazılanlar, uluslararası denizcilikte ve sanırım havacılıkta da aynı şekilde bu kodlar kullanılıyor bir kelimeyi, bir harfi tanımlamak için.